Tekirdağ Marmara Ereğlisi ilçesinde devam eden Perintos Antinkent kazısının bu yıl 4. yılı. 80 kişilik ekip bu yıl çok sayıda tarihi eser ortaya çıkardı. Hocam, Perintos Antinkent kazısının bu yıl 4. yılı. 3 yılda neler bulundu? Ne aşamada bitirdiniz 3. yılı? 4. yıla nasıl başladınız? Evet, 2021 yılında başladık kazılara. 2022 yılından beri de tiyatroda odaklandık. Tiyatro kazısında devam ediyoruz. Ancak çok büyük bir antik kentten söz ediyoruz. Burası Trakya eyaletinin başkenti. Trakya'nın en önemli, sadece Türkiye Trakya'sı değil, bütün Trakya'nın, antik Trakya'nın en önemli antik kentlerinden biri. Hakimiyet alanı çok geniş bir alana yayılıyor, teritoriumu ve iki büyük limanı, nekropol alanları ve akropolis kısmı, yani kamu yapılarının, büyük tapınakların kamu yapılarının bulunduğu ve tiyatronun da bulunduğu kısım, ayrıca aşağı şehir kısmı mevcut. Aşağı şehirde bugünkü modern yerleşim. Dolayısıyla çok büyük bir antik kent. Fakat burası ölçülere bakımından çok büyük. Anadolu'nun büyük tiyatrolarıyla yarışacak, boy ölçebilecek kadar büyük. 140'a 110 metrelik ölçüleriyle devasa ve her ne kadar oturma sıralarına ait taşlar yerinde olmasa da -5 metrede biz bunlara ulaştık. Şimdi bu demek ki tiyatro üzerinde 5-6 metrelik bir dolgu var. Bu dolgu altında, bu dolguyu kaldırmak durumundayız. Sahne binasından başladık ve sahne binasının ortaya çıkartılması için. Ancak dolgunun çok dikkatli kaldırılması gerekmekte. Çünkü bu sene mesela çok farklı buluntular geliyor. Heykel parçaları, mimari süsleme parçaları, sahne binasına ait çok özenilmiş süsleme parçaları, freskler, renkli mermerler ve yine hemen -1 metrede bir heykel buluntumuz ve bir mezar var, tekil bir mezar. Tabii bütün bunlara çok dikkatli kazmak gerekiyor, bunları kaybedilmemesi açısından. İş gücü, insan gücüyle yapılan bir iş bu. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanı çok fazla sayıda işçiyle ancak daha hızlı kazabiliriz. Ama özellikle şunu belirtmek gerek, yani hız önemli değil, hızlı kazıp açığa çıkarmak önemli değil, buluntu kaçırmamak önemli. Ama bu boyutta bir yapı için çok daha fazla sayıda iş gücüne, dolayısıyla işçiye ihtiyacımız var. Hocam, şu anda işçiden bahsettiniz. Bu yıl kaç kişi ile bu işi yapıyorsunuz ve çalışmanın daha hızlı gitmesi için kaç kişiye ihtiyaç var? Bu yıl 60 işçimiz var ve alanda 20 öğrencimiz, yani 80 kişi yaklaşık alanda çalışıyor. Ama bu boyutlu bir yapı için o da yeterli değil. Daha çok hızlanması için daha çok desteğe, maddi desteğe ve iş gücüne ve işçiye ihtiyacımız var. Hocam, kaç yılda biter burası? Yani işçi sayısı fazla olursa kaç yılda biter? Bir de desteği sormak istiyorum. Destekler ne aşamada? Şimdi kaç yılda biter bunu söyleyebilmek çok zor. Çünkü dediğim gibi bu toprak elenerek kaldırılıyor, bu dolgu. Dolayısıyla dikkatli olmak gerek. Yani en az 150 veya üzerindeki bir işçi sayısıyla bu alanlar daha hızlı açılabilir. Desteklerimiz var tabii ki. Başta Kültür Bakanlığı olmak üzere. Bu sene Kültür Bakanımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında bir destek umut ediyoruz. Bunun dışında geçen senelerde Türk Tarih Kurumu destek vermişti. Ve tabii ki üniversitemiz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, BAP biriminin destekleri var. Bunun dışında çeşitli kamu kuruluşlarının, çeşitli firmaların destekleri. Ama tüm bu ve belediyenin esas destek belediyemizden. Ancak bu destekler kentin tümünü, antik alanların hepsini açmak için tabii ki yeterli değil. Yine kazısını sürdürmekte olduğumuz tiyatro bazında konuşursak çok daha fazla işçiye ihtiyacımız var ve daha çok desteğe ihtiyacımız var. Hocam, o zaman ekip bu kadar mı, yoksa sayıda artış bekleniyor mu?
Tabii ki destek bulduğumuz takdirde elbette ki artış olacaktır. Artış bekleniyor. Ama ekibimiz bu kadar değil. Bu sadece alanda çalışan, kazı çalışmalarında yer alan ekibimiz. Konuk hocalarımızla, uzman hocalarımızla birlikte 40 kişiyi buluyor. Bilimsel ekibimiz 40 kişiyi buluyor. Bu ekip içinde jeofizik çalışmaları yapan hocalarımız var. Mimari belgelemeler yapılıyor. Su altı araştırmaları yapılıyor. Antropolojik incelemeler, hayvan kemikleri incelemeleri ve restorasyon işlemleri de uzmanlarımız tarafından yapılıyor. Hocam şimdi kazının tamamı bittiği zaman bölgenin turizm anlamında önemli bir bölge olabileceğini düşünebilir miyiz? Tabii ki düşünebiliriz. Yani kentin, antik kentin tamamının ortaya çıkartılması tabii ki çok büyük zaman alacak. Ama yapı bazında örneğin çalışmakta olduğumuz tiyatronun ortaya çıkartılması bile büyük ses getirecektir. Trakya'mız tarımıyla, sanayisiyle ön planda. Neden turizmiyle ön planda olmasın? Dolayısıyla bu tür bir yapının, bir antik kentin de bir prestij yapısının ortaya çıkartılması insanlarımız üzerinde çok olumlu bir etki yaratacağını düşünüyorum ve turizm anlamında da büyük ses getireceğini düşünüyorum. Bence de kaydı hocam. Bunu şeye göstereceğiz hepsine.